Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben İlkdoğu. Uzun zamandır çekmek istediğim ürün inceleme maske videosu vardı. Sonunda artık çekebiliyorum. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. 28 Mart doğum günümde anneciğim bana bu güzel maskeleri almıştı. Nivea'nın balm maske ve Nivea'nın aloe vera'lı maskesi. Ben bu maskeleri uzun süredir istiyordum ve annem de bana doğum günümde almıştı. Benim için gerçekten çok özel bir şeyler. Çok özel ürünler. Çünkü bunlar benim doğum günü hediyelerim ve ben doğum günü hediyelerimi hiç kıyamam. Ama bugün kıyacağım, bugün deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Aradan 3 ay geçti ve sınava şu an o kadar az kaldı ki. Kaç kaldı? 17 mi, 18 gün mü ne falan bir şeyler var değerli takipçilerim. Kısaca her şey çok yoğun ve zorken şöyle birazcık maske yapıp cildimi rahatlatmak istiyorum açıkçası. Birazcık derslerden uzaklaşmak istiyorum. Hangisini deneyecek dersiniz? Ben bugün gönlümden geçen aloe vera'yı denemek istiyorum. Ama balm maskesini tabii ki sizlerle beraber bir videomda kesinlikle deneyeceğim. Ama ben bugün izninizle aloe vera'yı seçiyorum. Bu normal ciltler için yoğun nemlendirici, canlandırıcı, anında ferah bir his verir diyor. Canlandırıcı nem maskesi olarak geçiyor. Bu şekilde Nivea'nın bir paketi. Arkasını da şöyle göstereyim. Merak ediyorsanız ekran görüntüsü alıp bakabilirsiniz. Evet, şimdi artık içini açıyorum. Paket biraz zarar gördü haliyle ama olsun. Daha hiç denemedim bu arada. İçerisinde 6 tane çıkıyor. Şöyle görebilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5, 6 tane nem maskesi var. Şöyle birini açalım bakalım. Çok merak ediyorum. Şöyle direkt ortadan çıkarabiliyorsunuz. Şu altındakini deneyelim bakalım ya da şu üstündekini. Aynen hiç fark etmez ya. Olsun bir tane videoma koyacağım ya hesaptan ondan herhalde. Neyse. Bu tarafını yapmak istedim. Bu arada Cicişnis de merhaba diyor. Cicikoş. Evet Cicikoş. Takipçilerime merhaba der misin? Cicik neden konuşmuyorsun? Hayır bana bakıyor size bakmıyor. Ciciş bak. Ciciko orada. Cicuş takipçilerime merhaba de. Merhaba, merhaba. Ya Ciciş konuşmuyor. Kendisi şu anda konuşmak istemiyormuş. Kendisini rahatsız ettiğim için bana çok kızgın. Tabii ki maske için artık güzelce bir tacımız var. Bunu da bana Berfitoş'um yine doğum günü de almıştı. Böyle her şey doğum günü oldu ama bugün böyle. Ürünün etkisi diyor burada. Cildinize yoğun nemlendirme ve anda ferahlık hissi sağlar. Şimdi saçlarımı arkaya alıyorum. Ve burada kap var. Ürün nasıl bir şey bilmiyorum. O yüzden size de göstermek istiyorum. Aa, ay. Şöyle turkuaz bir görebiliyor musunuz? Şimdi şöyle sıkacağım. Ve bunu ellerim yardımıyla. Ellerimin yardımıyla çok güzel. Fırça kullanacaktım ama. Evde Berfin'le beraber maske falan yaptığımız için, ay maske diyorum, makyaj yaptığımız için fırçam çok kirli ve yıkamaya üşendim. Yalan yok, sizden saklamayacağım yani. Yıkamaya üşendim fondöten fırçamı. O yüzden bugün elimle uygulayacağım. Ama tabii ki fondöten fırçası daha rahat olur. Şöyle hemen boşaltıyorum. Şey gibi, krem, vallahi Nivea krem kokuyor. Yok, Neutrogena gibi kokuyor, aynen. Çok güzel bir krem kokusu var. Şunlar ziyan olmasın. Ben şöyle direkt cildime süreyim. Bakayım. Bakar mısınız? Çok şeffaf. Bunu nasıl yıkayarak mı arındıracaktım ben cildimden? Pamuk yardımıyla temizleyin diyor. Soyma falan yok. Güzel. Şöyle alıyorum. Kabını da size göstereyim. Krem gibi kokuyor. Şöyle görebilirsiniz. Çok çok güzel görünüyor. Resmen krem. Bu nasıl bir maske anlamadım açıkçası. Şöyle sürmeye başlayalım. Çok çok güzel kokuyor. Bu arada burnuma sürmeyeceğim. Çünkü burnuma bu videoda sizlerle beraber gratisim şu markası okuyamıyorum şu an ama gratisim bu burun balmını deneyeceğim. Ben bunu daha önce denedim ama uzun zamandır burun maskesi yapmıyordum. Daha doğrusu siyah nokta maskesi yapmıyordum. O yüzden bunu da videoya almak istedim. Bayağıdır denemedim. Bir ilk aldığımda herhalde denedim. Sonradan uzun bir zaman geçti. Ondan sonracığıma maalesef daha sonrasında denemedim ama sizlerle beraber deneyeceğim. Tekrardan yorumlarımı paylaşmak istiyorum. O zaman şimdi maske sürme maratonu başlasın. Hemen çıkarıyorum. Evet,
maskeyi sürdüm ama hala ürünüm arttı görebilirsiniz. Yani sadece, nerede şunun paketi? Şu kadarcık bir paketten çıkan ürün bile aslında şöyle biraz aldığınızda zaten hani böyle şey gibi, jel krem gibi olduğu için direkt böyle cildime yaydığım an zaten bütün yüzümü kaptı ve dolayısıyla burada mesela bir kullanımlık daha var. Yani bu aslında şöyle, bu iki paketten 2-2 toplam aslında şuradan 4 kullanım çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Hatta 2 kat falan sürdüm ama hala yani ürün bayağı iyi. Çünkü dediğim gibi krem gibi olduğu için cilt herhalde emiyor galiba. Ve ben bunu mesela streç filmi sarıp tekrardan kullanabilirim. Şimdi gelin bunu deneyelim. İçinde 6 tane beyaz burun bandı var. Pure White No Strip diyor. Bunu Gratis'ten almıştım. İndirimden 6,5 TL'ye falan almış olmam lazım. 10-15 dakika bekletin diyor. İçerisinde 6 tane çıkıyor ama kaç tane kalmış? Son 3 kalmış. 3'ünü ne ara kullandım ya? Demek ki kullanmışım. Bu şekilde görebilirsiniz. Şöyle. Aynen. İngilizce her şey yazıyor. Türkçe yazıyor mu? Hayır, Türkçe yazmıyor. Evet, şurada varmış. Saf beyaz burun maskesi Setuda Clean and Simple markasının. Cildinizi temizleyin, burun bölgesini ıslatın. Düz kısmı aşağıya gelecek şekilde burnunun üzerine yapıştırın diyor. 10-15 dakika bekletin. Daha sonradan da zaten çıkarın diyor. Yapalım. Ellerim de biraz kremli. Şöyle sileyim. Havluma. Evet, şöyle açıyorum. Belki biliyorsunuzdur, ben daha öncesinde hep genelde BİM'i kullanıyorum. BİM'in Ritual'de Beauty markasının burun bandını çok seviyorum. Ama son zamanlarda farklı markalara deniyorum açıkçası. Mesela Shokunkin denemiştim. Hatta onun da ürün incelemesi var. Merak ediyorsanız ürün incelemeleri videomdan onu da bulabilirsiniz. Daha sonra işte bu da Gratis galiba. Aynen, Gratis'ten deniyorum. Daha doğrusu bu da Gratis değil mi? Yani bu Gratis'in ürünü. Farklı markalara şans vermek istiyorum. Çünkü hepsinin netisi birbirinden farklı. Ama favorim kesinlikle BİM. Ama çok da güzel de. BİM'i uzun zamandır kullandığım için sanırım daha çok seviyorum. Şu şekilde. Kokuyor muydu bu? Bir bakalım. Ellerim krem gibi. Evet, bunun kokusu açıkçası pek güzel değil ya. Yani çok hoş bir kokusu yok ama bu maskenin kokusu çok güzel. Şurada kabım var. Bunu ıslatıyorum ve daha sonradan bekleme süresine geçeceğiz. Şöyle güzelce ıslatıyorum. Şimdi 15 dakika beklemem gerekiyor. İkisini de 15 dakika bekleyeceğim. Şimdi hemen süremi tutuyorum. Daha sonradan tabii ki ürün yorumlamalarıyla sizlerin karşısında olacağım. Ama 15 dakikada ne yapacağım diye düşünüyorum. Biraz gitar çalışayım ya. Gitar çalmayı bayağı özledim. Sürekli sınav, sınav, sınav. Bu arada sohbet tarzında da olsun. Bu ara çember çalışıyorum. Analitik geometri ve çember. Hani bildiğiniz gibi matematik yapamıyorum ya, ama matematik yapamazsam da kazanamayacağımı biliyorum. O yüzden sıkılsam da, istemesem de, hani çok yorulsam da oturup çember çalışıyorum. Bu ara böyle değerli takipçilerim, o zaman bekleme süresi başlasın. Geldim ve tabii ki süreyi bir tık aşmış olabilirim. Bir yarım saat kadar süremizi aşmış olabilirim. Evet, Cici şu anda güzel güzel ötüyor. Evet, ne oldu Cici'ş? Gel konuş. Gel, seni engelleyen, gel konuş tatlım. Evet, Cici'şimiz orada bizimle beraber duruyor. Şimdi dediği gibi yapacağım. Maskeyi bir pamuk yardımıyla tekrardan bakıyorum. Kalıntıları pamuk yardımıyla temizleyin. Gördüğünüz gibi maske şu an hatta burada var. Şöyle turkuaz rengine çok çok tatlı. Ama cilt bunu öyle bir emdik. Yani o kadar güzel ki şu an siliyorum kalıntıları. Gözünüzün önünde. Yani hiç belli bile olmuyor. Ama şey değil mi? Cildimi o kadar güzel yaptı ki. Dedim ilk başta bu ne işe yarıyor? Yani ne bu yani falan dedim ama. O kadar güzel oldu ki size anlatamam. Bu ürünün bu kadar güzel olduğunu açıkçası bilmiyordum. Cildimi çok güzel bir şekilde nemlendirdi, canlandırdı. Ferah bir hissi de verdi mi? Evet, verdi. 10 üzerinden 100 milyon verebilirim. Gerçekten ben ürünü çok beğendim. Kalıntıları da şöyle siliyorum ve sanki cildime bir serum uygulamışım ya da bir nasıl diyeyim, krem uygulamışım da fazlasını siliyor gibiyim. Bayağı güzel. Abi nasıl maske ya, çok tuhaf. O kadar güzel ki şu anda şu burun bandını da çıkarayım artık. Au, acıyor. Au! Ay. Oh.
Evet, zaten öncesinde şey, bu maskeden bir tık şey olduğu için gördüğünüz gibi burnum kızardı. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Evet, bunu sevdiğimi biliyordum ya, evet, hatırladım. Tabii ki size bu görüntüyü gösterip göz zevkinizi asla bozmayacağım benim değerli takipçilerim. Ama şu an görüyorum. Yani siyah noktayı aldı mı diye soracak olsa, zaten bu siyah noktanın cildimizdeki, eğer yanlış biliyorsan beni düzelt lütfen. Bu zaten siyah nokta dediğimiz şey bu cildimizin altındaki yağlardan oluşmuyor mu? Hani güzel bir şekilde cildini temizlemediğin zaman cildin alt tabakasında yağ oluşuyor ve o da sivilceninden oluyor. Aslında siyah nokta dediğimiz şeylerde bu oluyor değil mi? Yani ben en azından böyle biliyorum. Ve şu an bakıyorum, resmen böyle çıkıt çıkıt diye yağları söküp almış. O yüzden evet, güzel, yani net bir şekilde görebiliyorum. Onun haricinde bir sıkıntı yok şu anlık. Yani ben beğendim. Gayet uygun fiyatla alınabilir. Normal fiyatı 13-14 lira. Ama bence indirimde almanız daha karlı olur. Mesela indirimde aldığınız zaman 1-2 tane alırsınız. Güzel bir şekilde bu, özellikle şu uç taraftaki güzel bir şekilde yağları temizlediği için ben üründen memnun kaldım. Ve hani alırım yani. Bunu indirimde alırım. Mesela 1-2 tane stoklayabilirim. Ama benim favorim Bim'deki Rüçhare Beauty Mark'ın. Çünkü o ferahlatıyordu, böyle aloe vera şey vardı. Şokunki de çok güzeldi. Şokunki bittiği için şu an bir şey diyemeyeceğim ama onu da ne zaman kullandım? Berfin onu bana, Berfin almıştı bana. Yılbaşında almıştı. Onu da kullanıp bitirmiştim ve gerçekten çok güzeldi. Bu da güzel. Uygun fiyatla alınabilir. İndirimde 6,5-7 TL gibi bir fiyata düşüyor yanlış hatırlamıyorsam. Alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Gayet güzel. Ben memnun kaldım. Şöyle güzelce bir toparlayalım bence. Ürünleri genel olarak şöyle toparlayacak olursam, bu maskeyi çok sevdim. İlk başta ne işe yaradığını anlamadım cildime sürdüğünde. Dedim ki bu ne yani böyle? Yani bir şey yapmayacak mı falan. Oysa etkiyi sanırım çok fazla bekmişim. Hani sonuçta bu bir kil maskesi de cildi arındırmıyor. Ama dedi her şeyi yaptı. Nemlendirdi, canlandırdı, ferah bir his verdi. Ve cildimde herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Ben daha öncesinde size söylemiştim. Karma bir cilt yapısına sahibim. Ama bunun haricinde yağlıya dönük hassas bir cilt yapısına sahibim. Her ürün bende iyi gelmez mesela. O yüzden ben bu ürünü çok beğendim. Gerçekten güzel bir ürün. Kullanım olarak da çok beğendim. Yani içerisinde 6 tane diyor ama siz bunları ikişer ikişer kullanıp 12 kullanıma, 15 kullanıma kadar götürebilirsiniz. Hatta eğer bölgesel olarak uygularsanız, mesela atıyorum çenenize veya alnınıza sürersiniz. Alnınıza ya da yanağınıza sürebilirsiniz. O şekilde daha uzun bir süre kullanabilirsiniz. Nivea zaten sevdiğim bir marka. Kullanmayı da seviyorum. Ürünü de çok güzel. Ben çok beğendim. Onun üzerinden buna 10 veriyorum. Gratis'in markasına gelecek olursak da indirimde alınabilir. Neden olmasın? Alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Yani burun bantlarında aradığım özelliklerin hepsini karşıladı. Ben memnun, indirimde alıp kullanabilirim yani. Çok fazla bir şey diyecek miyim? Hayır demeyeceğim, bu kadar. Evet, ve bir videonun daha sonuna geldim. Ben bu arada tabii saçımı topladım. Bu bekleme süresinde biraz gitar çaldım. İşte rahatlamaya çalıştım. Daha sonradan biraz evi toparladım. Ve şimdi videoyu kapattıktan sonra da 2019 çıkmış TYT sorularını çözeceğim. Videonun ilk başında sana bir söylemiştim galiba, çember. Çember konusu çalışıyorum. Ve hani o şekilde bir kendime program uygulamaya çalıştım işte. Hani son 18 günde ne düzelebilir bilmiyorum ama işte çember çalışıyorum. Çemberde alan falan filan derken. Şimdilik böyle. Ben videoyu kapatıyorum izninizle. Çıkmış soruları çözeceğim. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Herkes umarım istediğini alır. Ve videomuzun sonuna geldik diğer takipçilerim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek videolarımdan haberdar olmak içinse bildirim zili tuşunu açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.